Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, kayısı ihracatındaki yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Eylül ayının ihracat raporlarının bayram tatili nedeni hala yayınlanmadığını belirten Özbey, Rusya ile krizin sona ermesinin ardından kuru kayısı da ihracat dönemi 9. ay itibariyle başladı. İyi bir ivme yakalayacağımızı umuyorum. Rusya piyasası genelde Eylül ayında başlar, Mart ayına kadar sürer. Onlar da belirli paskalya dönemleri olduğu için kayısı ihracatı bu dönemlerde ihraç ediliyor. Ağustos ayında 8100 ton kuru kayısı ihraç edildi. Bayramdan önce sezonun başında 6 lira civarında satılan kuru kayısı şu anda üreticilerimiz 7 ila 7,5 lira arasında satılıyor. Üreticilerimiz pazara gelip fiyatlarını kontrol etsinler diyerek önümüzdeki dönemde kayısının daha iyi olacağını umut ettiğini söyledi. Malumunuz Rusya ile krizin sona ermesinden dolayı kuru kayısıda ihracat dönemi 9. ay itibariyle gözlemlediğimiz kadarıyla başladı. İyi bir ivme yakalayacağımızı umuyorum. İnşallah uzun vadede de Rusya piyasası genelde Eylül ayından itibaren Mart ayına kadar onların belirli paskalya dönemleri olduğu için kayısı ihracatına başladı ihracatçılarımız. İnşallah iyi bir ivme yakalayıp rahat bir şekilde bunu ihracatçılarımız kuru kayısımızı ihraç edecekler. Eylül ayı biliyorsunuz 10 gün tatil olması nedeniyle tam net bir veri şu anda elimizde yok ama Ağustos ayında 8100 ton kuru kayısı ihraç edildiğini biliyoruz. Bunun da açıklaması henüz bayram nedeniyle elimize geçmedi. Geçtiğinde paylaşacağız bunu sizinle. 8100 ton kuru kayısı Ağustos ayında ihraç edilmiş. İnşallah beklentimiz var. Biliyorsunuz hasat dönemi kayısımızın bir kısmı yağmur geldi. Yağmurdan etkilendi. Bunların bile piyasaya girme şansı şu anda az olduğu için yani yağmur değmeyen ürünlerimiz şu anda 9 liraya kadar gidiyor. Bunu mesela pazarda gözlemleyebilirsiniz. Pazara gelin. Pazarda rahatlıkla görebilirsiniz. Bu da ne demek? Önümüzdeki dönemde daha da ileriye doğru bir fiyat beklentisi.